Klas Spor TV olarak 1. Fide Engelliler Konfederasyon Kupası'ndayız. Futboldan sonra, basketboldan sonra satranç sporuyla da ilgileniyoruz. Bu turnuva ilk kez düzenleniyor ve tamamı engelli sporcular yarışacak. 6 gün sürecek, Rusya'nın sponsorluğunda ve Türkiye'nin öncülüğünde düzenleniyor bu turnuva. Klas Spor TV izlemeye devam edin. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda FIDE As Başkanı olan Gülkız Tulay yanımızda. 1. FIDE Engelliler Konfederasyon Kupası düzenleniyor. 6 gün sürecek. Organizasyon hakkında nasıl bir turnuva olacak? Biraz formatı anlatabilir misiniz bize? Tabii öncelikle ilk defa yapılması açısından son derece önemli bir turnuva elbette. Bu Konfederasyon Kupası adı altında. 4 kıtadan gelen, tabii 4 kıtaya ait ülkelerden seçilen gelen sporcular yarışacak. Onun dışında Rosatom'un sponsorluğunda yapılan bir organizasyon bu. Türk-Rus karma bir grup olarak da, bir takım olarak da o şekilde yarışacağız. Yani 5 takım. Ancak bu 5 takımın içerisinde 24 ülkenin iştiraki var. O nedenle son derece geniş, kapsamlı ve çok özel bir organizasyon. İşitme engelliler, görme engelliler, fiziksel engelliler, kısacası engelliler için yapılan bir konfederasyon kupası. 6 kişiden oluşuyor. Takımlar en az bir kadın olma zorunluluğu var. Böylece kadınların, erkeklerin ortak oynadığı, tüm dünyayı kapsayan çok özel bir organizasyon. Evet, biraz sonra açılış hamlesiyle başlayacak. Ayın 13'ünde saat 8'de de kapanışını yapacağız ve ertesi gün tüm katılımcılarımızı, misafirlerimizi kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Biz burada özellikle satranç sporunun engel tanımadığını vurgulamak istiyoruz. Engellerini satrançla mat etmiş sporcuların buradaki mücadelelerine tanıklık edeceğiz 5 gün boyunca. Bu önemli organizasyonun bir de ön ayağı vardı aslında. Bu da çok önemli. 7'sinde 7 Aralık'ta Mersin'de Satranç Festivali adı altında bir etkinlikle başladı bu organizasyon. İlk startı orada vermiş olduk. Dünya cünlü büyük usta, yaşayan efsane Karpov geldi. Mersin'deki satranç severlerle, satranç sporcularıyla bir arada oldu. Kısa bir seminer verdi. Bir çoklu satranç gösterisi yaptı. Ve böylece bu organizasyona, Konfederasyon Kupası'na çok güzel bir başlangıcı Mersin'de yapmış olduk. Şimdi futsalda ve paralimpik yüzmede engelli sporcularımızın başarısı ortada. Evet. Satrançta da aslında önemli bir adım olduğunu düşünüyorum ve ülkeler arası işbirlik bakımından da önemli bir turnuva. Elbette. Biraz önce de söylediğim gibi aslında bakıldığında 4 kıta var burada. Asya, Avrupa, Amerika, Afrika diyoruz ama 24 ülke var. Bu anlamda bakıldığında ülkeler arasındaki dostluğun, barışın, kardeşliğin gelişmesi anlamında çok önemli bir organizasyon. Bir de dünyanın her tarafından, bakın, buraya engelli sporcular bu sporlarına ait oldukları sporu icra edebilmek için kalkıp geliyorlar, gelebiliyorlar. Bu da çok önemli bir başarı. Paralimpik anlamda da bu yıl ilk defa dünyada Kansimansi'de yapılacak bir organizasyon var. O anlamda da biz bu turnuvayı çok önemsiyoruz. Böyle bir organizasyon yaptığınız için biz de teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim ama ben özellikle tabii organizasyon yeteneği açısından Türkiye Satranç Federasyonu dünyada çok adından söz ettiren bir federasyon. Bu organizasyona bize güvendikleri için tabii verdiler. O nedenle ben yönetiminde bulunduğum FIDE'ye, Dünya Satranç Federasyonu'na ve sponsor firma Rosatom'a da sizlerin aracılığıyla da teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Bu özel turnuvanın ilkinin düzenlenmesi için ülkemizin organizasyon başarısını takdir ederek Türkiye'de yapılmasını uygun gören FIDE Başkanı Arkady Dvorkovic'e ve yönetimimize, ayrıca kupanın düzenlenmesine destek olan Rosatom'a bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Satranç sporuna değer katan böylesi önemli turnuvaların artması çok önemli. Diliyorum ki bu turnuva her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelecektir. Konfederasyon Kupası 7 Aralık günü Mersin'de düzenlenen FIDE Mersin Satranç Şenliği ile başlamış oldu. Karpov'un ülkemize gelmesi ve dünyanın en büyük satranç ustalarından biriyle sporcularımızın maç yapması çok keyifliydi. Böyle önemli organizasyonlar satranç sporunun güzelliğini ve birleştirici gücünü bizlere daha da iyi hissettiriyor.
Mersin'deki bu güzel etkinlik için de ayrıca FİDE ve Rozatom'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Siz değerli misafirlerimizle 5 gün boyunca unutulmaz ve heyecan dolu bir turnuva süresine hep birlikte imza atacağız. Kupada Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika kıtalarından bulunan 24 ülkeden 4 takım ve ülkemizden ve sponsor ülke Rusya'dan oluşan karma bir Türk-Rus takım bulunmaktadır. Engellerini hamleleriyle mat etmiş 6 sporcunun yer aldığı her takımda en az bir kadın sporcu da yer almaktadır. Sporun birleştirici gücünü ve evrensel dinini bu güzel turnuvada 30 sporcumuzun hamleleriyle daha da çok hissedeceğiz. Engelli Türk satranç hakemlerimizin de yer alacağı bu özel kupa heyecanını canlı yayınlanan tüm dünyanın ilgiyle takip edeceği bir turnuva olacak. Ankara'da hamleler hem kazanmak için hem de dostluk, kardeşlik ve barış için yapılacak. Kıymetli sporcular, sizlere gönülden başarılar diliyorum. Hamleleriniz doğru, yolunuz açık olsun. Ladies and gentlemen, dear chess friends, first of all I'd like to welcome all of you on behalf of FIDE President Arkady Dvorkovich. Ben FIDE As Başkanı olarak bütün sporculara hoş geldiniz diyorum. Engelliler turnuvası gün geçtikçe daha çok önemli hale geliyor. Bu da ilk defa organize edilen bir engelliler turnuvasıdır. Önümüzdeki olimpiyatlarda paralimpik müsabakaları Rusya'da yapılacaktır. Bu da onun bir başlangıcıdır. Bu nedenle bu turnuvayı izlemek için Rusya'dan gelen değerli heyete ve üyelerine hoş geldin diyorum, teşekkür ederim. Bir önemli teşekkür de Türkiye Satranç Federasyonu'na, Türkiye Satranç Federasyonu FIDE'nin en sadık temsilcilerinden bir tanesidir. Mersin'de organize ettiğimiz üst düzey turnuvada Bay Karpo gelmiştir. Türkiye Satranç Federasyonu ne zaman bir turnuva organize etse hep üst düzeyde olmaktadır. Bu turnuvanın hazırlanmasında birlikte olduğumuz bütün takım arkadaşlarıma, başta Sayın Özgün ve Sayın Kör olmak üzere herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ne zaman yeni bir fikir ortaya çıksa bunda büyük desteklerini esirgemeyen Yusuf Han'a da teşekkürlerimizi iletiyorum. Umuyorum ki bu muhteşem birliktelik önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edecektir.